eden bir defa yattığı toprak, tuttuğu bayrak, döndüğü kıble belli olanlar ve olmayanlar. Şimdi siyaseti adeta bir ticaretin, siyaseti bir çıkarın ya da statünün aracı olarak kullananlar, bir de millete hizmet aracı olarak kullananlar var. Aslında bu tarihi köklere baktığınızda olan bitenin çok da yadırganan bir yanı yoktur. Arazi satılır. Ürettiğiniz tarımdaki ürünler satılır. Hayvan satılır. Fabrikadan çıkardığınız mamul satılır. Bunlar normal insanların yapacağı bir şeydir. Ama bir şey satılmaz. Namus satılmaz, vatan satılmaz. Cumhuriyet'in ilk günlerine bir bakın. Dört tane zihniyet vardır. Bir Kürdistan Fiyali Cemiyeti, bu yükü HDP temsil ediyor. İki İslami Teali Cemiyeti, bugünkü AKP temsil ediyor. Üç, İngiliz Muhitler Cemiyeti, bugünkü liberaller ve kısmen AKP temsil ediyor. Dört, Kuvayi Milliye, ya istiklal ya ölüm diyerek egemenliğini ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutan bir zihniyetler. Onu da Milliyetçi Hareket Partisi temsil ediyor. Evet. Açıkça söylüyorum, bu millet ya İngiliz Muhitler Cemiyeti'nin üyelerinin peşinden gidecek, ya Kürdistan Teali Cemiyeti'nin üyelerinin peşinden gidecek, ya İslam Teali Cemiyeti'nin üyelerinin peşinden gidecek, ya da istiklal ve istikbalini, ya istiklal ve ya ölüm sloganıyla ortaya koyan ve düşmanı geldiği gibi geriye gönderen Milliyetçi Hareket Partisi zihniyetinin peşinden gidecek. Başka çıkar yol yoktur. Aslında bunları söylerken içim yanıyor. Keşke bu geldiğimiz aşamada 100 sene sonra hala 1920'lerde 10'lardaki zihniyeti insanlar tekrar etmiş olmasaydı. Fakat şunu kesin olarak söyleyeyim. Şeytanla sözleşme yapmış, maneviyatçı görülen materyalist bir iktidar Türkiye'de bütün değerlerimizi karıştırmış, bütün inançlarımızı sulandırmış, her şeyi adeta bir çıkar unsuru haline getirmiştir. Şunu bilin ki Türkiye'de şu anda bir imtiyazlılar zümresi ortaya çıkmıştır. AKP iktidarı Türkiye'de imtiyazı üretmek ve imtiyazı sürdürmek ve garanti altına almaktan sorumlu bir iktidardır. Halkı bir defa temelde ikiye ayırmıştır. Birincisi imtiyazlılar, yani AKP ve AKP yandaşları, diğerleri ise bunun karşısında bulunan bir umum muhalif unsurlar. Bugün ihaleler verilirken, bugün paralar dağıtılırken, bugün aklınıza gelen, her türlü sosyal yardım ve devletin gücü kullanırken tamamen bütün bunlar biraz önce ifade ettiğim gibi iktidar yanlılarının egemen olacağı, iktisap edeceği şekilde kullanılmaktadır. Asimetrik bir ekonomi, asimetrik ticaret, asimetrik bir sosyal düzen, asimetrik inanç ve asimetrik bir siyaset zuhur etmiştir. Şimdi dönün bakın, 2002 yılında servetiniz neydi? 2012 yılında servetiniz ne? Ey AKP, çık açıkla, 2002 yılında kaç tane televizyonun vardı? Bir televizyonun vardı, Kanal 7 ve onun uydusu. O da dışarıdan getirilen Deniz Feneri davasına konu olan yolsuzluklar vasıtasıyla getirildi. Şu anda 32 tane televizyonun var. Bunu nereden aldın, nerede kurdun? Hangi parayla kurdun? Havuzu biliyorsunuz. 100 milyon dolar sen ver, 100 milyon dolar sen ver. Söylemlerinin boş olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bütün bunların kanıtları, kayıtları, her şey ortada bulunmaktadır. Türk milletinden, bizim insanımızdan sahip olduğu ve hak ettiği gelir esirgenmektedir.
Bilin ki bütün sızılarınızın, bütün yokluklarınızın, bütün yoksulluklarınızın altında iktidarın yaptığı ve yaptırdığı yolsuzluk vardır. Kurduğu yolsuzluk ekonomisi var. Bir tarafta şu anda kendi rakamlarıyla ifade edilen 1 milyar 300 milyon TL'lik saraylar, diğer tarafta ayağına 5 TL'lik lastik bulup giyemeyen ve yırtık lastik giymek zorunda kalan Ermenek'te maden işçisinin babası. Türkiye'yi fotoğraflayan çok ciddi bir resim önümüzde durmaktadır. Peki bu nereden gelmektedir? 5 vakit namazını kılan, her zaman o şehadetler ki dinin temeli diyen, ezanı dinleyen insanlar bu kadar materyalist, bu kadar paganist, bu kadar tarafçı olabilir mi? Nasıl bu? Bunlar bu hale geldiler. Bakın bizim kültürümüzde peygamberimiz kanaat en büyük hazinedir der. Yüce Peygamber. Kanaat en büyük hazinedir. Bir başkası mutasavvıflardan birisi diyor ki ehli hakka müptelayım. Ne de lazım kar benim. Malım mülküm yoktur ama kanaatim var benim diyor. İşte bu tabir İslami bir tabirdir. İslami ve insani bir tabir. Her şeyden evvel kendi yediği kadar başkasının da yemesini savunan bir tavır ve takiptir. Ama siz şöyle diyorsanız ehli hakka müptelayım. Ne de lazım kar benim. Malım mülküm yoktur ama ayakkabı kutularım var benim. Diyorsanız eğer sizin inançlarınızda bir sapma vardır. Titreyin ve kendinize gelin. Şimdi çok açık bir biçimde şunu söyleyeyim. Bu iktidar bir defa Türk ve Türk milleti kavramına karşı alerjisi olan bir iktidar. Ne mutlu Türk'üm diyene kavramını kaldırıyor. İşte bu herkesi Türk yapan bir anlayıştır. Bunu kaldıralım. Kürtler veya kendisi Türk hissetmeyenler bundan alınmasınlar diye. TC kavramını, Türkiye Cumhuriyeti kavramını Güneydoğu'daki özellikle hastanelerin tabelalarından söküyorlar. Niçin? PKK biz Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak burayı kabul etmiyoruz. Onun için buna karşı alerjimiz var diyor. Onun için TC'den tabelalardan TC'leri indiriyor. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diyen bir andımız var. Bu da birileri böyle demez, üzülür. Bunu da buradan kaldıralım şeklinde bir algı, bir anlayış ve bir zihniyeti bizim önümüze getirip koyuyorlar. Şimdi bu zihniyet bu milleti inkar etmek anlamına gelir. Kendi milletini inkar eden bir iktidarı iş başında tutanların da tutarlılığını bir tartışmak gerekiyor. Yani ağzından Kürt kelimesi hiç düşmeyen, sürekli bir biçimde çözüm süreci adı altında çöküş süreci dediğimiz bir süreci başlatan ve bu sürecin de bütün görüntülerini açık ve net olarak ortaya koyan görüntü ve yaklaşımlara rağmen bu iktidarı destekleyenler bilsinler ki kendi bastıkları dalı kendi elleriyle kesmektedirler. Yarın ortaya çıkacak sonuçtan da doğrudan doğruya sorumlu olacaklardır. Şimdi buradan söylüyorum. Yüksek sesle de ifade ediyorum. Bakın bir taraf Türk demekten sıkıntı çekiyor. Bir taraf Müslümanım derken sıkıntı çekiyor. Bir taraf hiç aklınızdan çıkmasın. Devlet dediği zaman cin çarpmışa dönüyor. Öbür taraf millet denildiği zaman aynı şekilde sıkıntı çekiyor. Yine baktığınızda bir şey görüyorsunuz. Bir taraf Osmanlı'yı çok seviyor. Türkiye Cumhuriyeti denildiği zaman burun büküyor. Öbür taraf Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seviyor. Osmanlı dediği zaman burun kıvırıyor. Bir taraf Abdülhamit'i çok seviyor. Atatürk dediği zaman böyle eskerlanıyor. Öbür taraf Atatürk dediği zaman yüreği çarpıyor. Ama Abdülhamit dediği zaman yine büyük bir küçümsemeyle veya başka duygular içerisinde bakıyor. Yani şöyle bakmak herhalde
en isabetli bakış değil midir? Yani devlet bizim devletimiz, millet bizim milletimiz, Türk bizim atamız, eba ecdadımız, tarihimiz, geçmişimiz, Müslümanlık bizim inancımız, dinimiz ve biz hem Abdülhamit hem Atatürk, her ikisi de bizim geçmiş dönemdeki büyük insanlarımız, liderlerimiz, bu millete hükmetmiş 30 sene, 40 sene, 50 sene hükmetmiş insanlar. Bunların hepsini sevmeye yüreğinizde mi yer yok? Yoksa sizin yüreğiniz farklı amaçlar için mi çarpıyor diye adama sorarlar. Ben de buna soruyorum. Çok açık bir şekilde söyleyeyim bakın. Bugün eğer siz Kürt sorunu, Çerkez sorunu, Arnavut sorunu, Alevi sorunu, Sünni sorunu, Şii sorunu, Doğu sorunu, Batı sorunu, falanca köyün sorunu şeklinde meseleyi ele alırsanız bu ülkeyi parçalarsınız. Getirdiğiniz yer de zaten orası olmuştur. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Şu anda kardeşlik gelecekti, silah bırakılacaktı, sınırın öbür tarafına insanlar gidecekti, çatışmasızlık ortamı meydana gelecekti. İfadelerine çözüm süreci dediğimiz süreçten anlaşılan buydu. Çatışmasızlık sürüyor. Sınırın öbür tarafına geçilmedi. Tam aksine sınırın öbür tarafı yerine adamlar bir de kentlere indiler ve kentlerde örgütlendiler. Başka ne oldu? Bütün herkes tutuldu. Güneydoğu'daki herkes PKK'nın arkasından toplanmaya zorlandı. Siz eğer tutarsanız ve getirirseniz İmralı'daki mahkumun mektubunu Diyarbakır Meydanı'nda okutursanız bunun bir anlamı vardır. Öcalan bizim gözümüzde meşrulaşmıştır. Ey Kürt halkı, siz de bunların arkasına takılın demektir. Onlar da onun arkasına takıldı. 6-7 Ekim olayları da meydana geldi. Sonra da çıktınız. Bundan niye bu olaylar meydana geldi diye kendiniz efkarlanacak şekilde bir tavır ortaya koydunuz ve o olayların üzerine gidemezsiniz. 6-7 Ekim olaylarını meydana getiren Öcalan'ın bizzat kendisidir. Talimatı veren kendisidir. Bunu Yalçın Akdoğan da ifade etmiştir. 6-7 Ekim olaylarını organize eden KCK'dır. 6-7 Ekim olaylarına da sokakları kobaniye çeviren diyen HDP'dir. Ne Öcalan'la ilgili bir işlem yapıldı. Ne bu konuda KCK'yla ilgili bir işlem yapıldı. Ne bu konuda HDP'yle ilgili bir işlem yapıldı ve bunların üzerine gidildi. Bunlar da adeta seçime etkisi olmasın, süreç bozulmasın diye tabir yerindeyse vatana kastı, milleti birbirine düşürmeyi, kentleri kaosa sevk etmeyi hükümet bizzat seyretmiş ve izlemiş, elinden de hiçbir şey gelmeyecek şekilde bir kenarda beklemektedir. Şimdi bir kukla başbakan var. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı mıdır? Başbakan mıdır? Bakan mıdır? Milletvekili midir? AKP'nin genel başkanı mıdır? AKP'nin belediye başkanı mıdır? Yoksa hepsi midir? Henüz belli değil. Cumhurbaşkanının sınırları, yeri belli değil maalesef. Cumhurbaşkanı başbakanın söyleyeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı bir belediye başkanının söylemesi gerektiğini söylüyor ve bütün davranışları ve tavırlarıyla karma karışık olan bir yapı ortaya çıkmış durumda. Şimdi bu başbakan diyor ki Sayın Davutoğlu, aynen ifadesi şu, kamu düzeni çok önemlidir. Kamu güvenliği ve kamu düzenini sağlayacağız. Sonra HDP'ye diyor ki bu kamu düzenini ve kamu güvenliğini lütfen sağlayın. Bu bizim için vazgeçilmezdir. Aksi takdirde çözüm sürecini gözden geçiririz veya buna benzer söylemlerde bulunuyor. Devleti düşürdükleri yere bir bakar mısınız? Ya bu milletin anayasal düzenini, milletin hukuk algısını, hukuk devleti ilkesini düşürdüğü bir yere bakar mısınız? Kamu düzenini sabote eden insanlardan kamu düzenini kurması isteniyor. Böyle bir şey nasıl algılanabilir? Bu böyle bir insanın Türkiye'de başbakan olması nasıl düşünülebilir? Ben şimdi size söylüyorum. Şu anda bu Cizre'nin Nur ve Sur mahallesinde, mahallenin iki tarafı, girişi ve çıkışı, belediyenin araçları kullanılarak, kepçeleri kullanarak hendekler açılmış. Onların içerisinde teröristler hazır bir vaziyette bekliyor. 13-14 gündür buraya Türk askerini, Türk emniyet görevlilerini, Türk devlet yetkililerini sokmuyorlar. Aynı şekilde Diyarbakır'da bazı mahalleler, Midyat'ta, Nusaybin'de ve Hakkari'de bazı mahalleler aynı durumdadır.
Yani onlar orada varken Ankara'da hükümet yoktur. Ankara'da hükümet varsa onlar orada olamaz. Buna hiç kimse izin veremez. Ortada çok ciddi bir durum var. Zannetmeyin ki yalnız Diyarbakır'da olacak, Cizre'de olacak. Yarın Ankara'da da bu olacak. Bu kafa, bu zihniyet, bu yapı kelimenin tam anlamıyla milletin istiklalini ve istikbalini 6 bin, 7 bin, 10 bin ya 15 bin kişilik terör örgütü karşısında adeta pazarlayan, hiçe sayan ve çiğneyen bir yapıyla Türkiye Cumhuriyeti karşı karşıya. Mesele çok ciddidir. Ciddi bir biçimde üzerinde durmaya değer bir konu olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi son zamanlarda iktidar maalesef bakış açıları çok karıştı ve karmaşıklaştı. İlmi olanla dini olan birbirinin karşıtı gibi. Maddi olanla manevi olan birbirinin düşmanı gibi. Tabir yerindeyse dini bilgileri vermekle milli veya ilmi bilgileri vermeyi adeta birbirinin karşıtı gören bir algı ve bir anlayışın alabildiğine yaygınlaştığını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi çatıştırmayan, bütünleştiren ve barıştıran, ayrıştırmayan, ayrılaştıran, ortaklaştıran, bütün bu biraz önce söylediğimiz değerleri birbirinin karşıtı ve farklılığı değil, birbirini tamamlayan değerler olarak kucaklayan bir siyasi harekettir. Bu hareket, bu yapısı itibariyle yolu ve istikameti dost doğru ve bilimsel olarak belirlemiş bir harekettir. Büyük hareketler, büyük davalar küçük takipçi kaldırmaz. Büyük davaların takipçilerinin de büyük olması icap eder. Onun için böyle bir davanın bütünleştirici, sentezci, kavrayıcı, kapsayıcı bir davanın bilim adamları, sanat adamları, kültür adamları, edebiyat adamları ve siyaset adamlarına çok büyük iş düşmektedir. Bunlar bu meseleyi her yerde, her noktada, her biçimde ortaya koyup pazarlayacak bir duruma ve konuma gelmeleri gerekiyor. Bunlar bizim vatandaşımıza iletildiği zaman o vatandaşımızın ona burun bükmesi beklenemez. Ben tabii söyleyeceğim çok şey var ama nasıl olsa televizyonlarda söylüyoruz. Şimdi buradan bir şeyi söyleyerek konuşmamı kapatacağım. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sonuna geldik. Sizden özellikle yeni seçilecek heyetten şunu rica ediyorum. Kızılcahamam'da seçim sonucu gerçekleşip AKP'nin iktidardan gittiği, tek başına iktidarı kaybettiği andan sonra yanınıza gelenleri yanınıza kabul etti. Varsın biz aldığımız oy az olsun. Hiç bir bunun anlamı yoktur. O zaman gelenler yeni çıkar ihtiyaçlarını karşılamak için geldiklerini bileceksiniz. Onlarla ilişkilerinizi tamamen maliyet fayda analizi yaparak, getirisine götürüsüne analizi yaparak kurmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü biz görüyoruz, iktidar değiştiği zaman hiç ortada görünmeyen bir takım kişiler binaların kapısını sarıyor. Efendim işte biz de eskiden şöyleydik, şunu yapmıştık, bunu yapmıştık diye. Onun için önce bu hareketin altında ezilen, bu hareketin sahibi olduğu için sürülen, itilenen, örselen, hırpalanan insanları ön plana alalım. Diğerler neyse layık oldukları şekilde bir muameleye tabi tutalım. Şimdi bu iktidarın demin dedim ki TC'yi tabeladan indiriyor. Ne mutlu Türk'ümü kaldırıyor. Türk milletini anayasadan çıkarmaya çalışıyor. Ve bu iktidar bir şey daha yaptı. Arkadaşlar, Arif Nihat Asya'nın Bayrak diye bayraklaşmış bir şiiri var. Bu şiirin sansürledi. Bu şiir çocuklara kötü duygu veriyor diye sansürledi. Şiirin bir bölümü şöyle. Ey mavi göklerimin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin